Akademi benim için yeni bir zihniyetin inşa mekanıydı. Çünkü bizim nesil için sadece bir ülkeyi ayağa kaldırmak değil, bir yeni zihniyet inşa etmek gerekiyordu. Hep bunun için akademisyen olmayı hayal ettim. Onun için de genç ve akademi yan yana görünce büyük bir heyecan duydum. Bu isim için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda Konya'da aday tanıtımından sonra ilçelerde mitinglere başladığında bir gazeteci bunu sordu. Bir hoca olmakla siyaset adamı olmak arasında, akademik hayatla siyaset hayatı arasında ne fark var? Dedim ki hiçbir fark yok. Çünkü bunlar bizim tarih boyunca taşıdığımız büyük iddianın farklı veçeleri. Ama akademik hayat bir fidanlıkta olmak gibi. Geleceği inşa etmek, gençlerle birlikte geleceğe yürümek üzere, gençlerle birlikte yeni bir zihniyet inşa etmek. Siyaset ise halkın arasında eşit ağaçlar olarak o ormanın içinde, o büyük ormanın içinde kendi tarih taşlarıyla, vatandaşlarıyla, gönüldaşlarıyla buluşmak. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki hiçbir zaman gençlikten kopmadık. Ve bugün özellikle teşekkür ediyorum. Değerli il başkanım, benim buraya gelmemi bir lütfetme olarak ifade ettiler. Hayır, ben size lütfetmedim. Siz bana lütfettiniz. Tekrar bu gençlerle beraber olmayı imkanı bana verdiğiniz için. Son 8 yıl içinde AK Parti iktidarları ve kadrolarının yönetiminde yeni bir Türkiye inşa ediliyor arkadaşlar. Büyük bir restorasyon yaşıyoruz. Ve 21. yüzyılın büyük nesli, sizin neslinize öyle bir ülke devredelim istiyoruz ki ve sizin nesille birlikte öyle bir yeni ülke inşa edelim istiyoruz ki bu ülke ve bu ülkenin insanları tarih sahnesine çıktığında sadece onların sözü dinlensin. Ve onların sesi her yerde gürür çıksın. Şimdi bu üç neslin, 20. yüzyıldaki bu üç neslin muhasebesi üzerinde 2023 yoluna çıkıyoruz. Gençliğinde rüyası olmayanların gelecekte dünya verecekleri bir mesajı olamaz. İddialı olun, özgüveniniz olsun. Başınız dik olsun ama son derecede kararlı bir şekilde belli bir hayat planı içinde geleceğe hazırlanın. Yeni bir zihniyet inşa edeceğiz. Bu zihniyette özgüveni yüksek bir nesil istiyoruz. 2023 hedeflerini koyarken Sayın Başbakanımızın o takdiminde de bütün detaylarıyla vurguladığı hedefleri ortaya koyarken bu yeni ülkenin, bu yeni gençliğin ayak izlerinin bu sefer tarihte daha güçlü olarak hissedildiğini duyar gibiyiz. Nasıl bir Türkiye? Tam ve mutlak özgürlüğün, tam ve mutlak milli egemenliğin yaşandığı bir ülke istiyoruz. İstiyoruz ki bu ülkenin insanları kendi kaderlerini tayin ederken bütünüyle özgür bir düşünce içinde kardeşçe geleceğe hazırlansınlar. Ülkemizi ve milletimizi şu veya bu anlayışla bölmek isteyenlere karşı aynen biraz önce bahsettiğim nasıl sizden bir yüzyıl önceki nesiller hangi coğrafyadan, hangi etnik kökenden, hangi şehirden gelirse gelsin aynı ideal için bir ruhu ayakta tutmaya çalıştılar. Şimdi sizin ve bizim görevimiz bu ruhu tarihe egemen kılmaktır.